Merhabalar, ben Özel Musa Gül Hastanesi diyetisyeni Deniz Güzey. Bugün ödemden bahsedeceğiz. Ödem nedir, nasıl atılır, hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Ödem vücudumuzda hücre dışı sıvının çok fazla birikmesinden kaynaklanan bir durum. Stres dönemlerimizde, enfeksiyon dönemlerimizde, yaralanmalarda veya kalp damar sağlığımızın bozulması, yine böbrek fonksiyonlarımızın bozulması gibi durumlarda ödem problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunların dışında da yanlış beslenme uygulamaları da yine bizim ödem artışımıza neden olabiliyor. Bunlardan ilki ve en önemlilerinden bir tanesi tuz tüketimi. Tuzun içinde bulunan sodyum ödem problemlerinin başlıca sebeplerinden aslında. Sağlıklı bir insansak bir tatlı kaşığı kadar tuz tüketimi aslında bizim günlük tuz miktarımızı karşılayacaktır. İkincisi mineralce zengin beslenmemek, vitaminler, minerallerden yoksun beslenmek. Mineraller genellikle hormonlarımızı ve enzimlerimizi çalıştırdığı için bunun yoksunluğunda da vücut hücreler arasında sıvı tutarak bu enzim ve hormonları çalıştırmaya endeksler kendini. Bu nedenle de ödem problemine yol açar. En önemlilerinden bir tanesi de yetersiz su tüketimi. Günlük olarak kilo başına 35 mililitre su içmezsek, yetersiz su içersek de ödem problemleriyle karşılaşabiliriz. Yine aynı şekilde fiziksel aktivite yetersizliği ödemin başlıca nedenlerinden. Yine aynı şekilde diyette çay kahve tüketimimizin fazla olması nedeniyle yetersiz uyku, alkol tüketimi bunlar da yine ödemi tetikleyen durumlardan. Peki ödemi nasıl atarız? En güzel yolu tabii ki de su içmek bahsettiğimiz gibi. Ödemi en güzel su içmeyle atıyoruz. Yeteri kadar fiziksel aktivite yaparsak da yine aynı şekilde ödem problemimizi çözebiliyoruz. Bunun yanı sıra da besinlerden de yararlanabiliyoruz. Salatalık, kivi, maydanoz, ananas, kara hindiba, kuşburnu gibi birçok daha burada sayamayacağımız besinler de yine ödem atmamıza destek olan besinler.